İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin birinci kanalında ana haber bültenine hoş geldiniz efendim. Ben Canan Yener Reçber. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomi modelini anlattı. Biz enflasyonu hızla düşürme kapasitesine sahibiz dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye'ye yönelik senaryoların ekonomik yıkım üzerine olduğunu vurguladı. Oyunların her birini ayrı ayrı bozduk, tuzakları boşa çıkardık ifadesini kullandı. Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Aynı zamanda enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele mesajını bu sözlerle verdi. Yeni ekonomi modelini anlattı, 2023 hedeflerine atıf yaptı. Bazı çevrelerin Türkiye'yi hedefe koyduğunu söyledi. Ülkemize yönelik senaryoların son sahnesi ekonomik yıkım üzerine dedi. Kurgulanan senaryoların tek amacı Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma rayından çıkartmaktı. Hamdolsun milletimizin desteğiyle bu oyunların her birini ayrı ayrı bozduk. Dünyada ortada herhangi bir savaş, çatışma, gerilim olmadığı, yani görünür hiçbir sebep bulunmadığı halde açıkça ekonomisi mahvedilme tehdidiyle karşı karşıya kalan sanıyorum tek ülke biz. Önce aldığımız tedbirler ve oluşturduğumuz teknik mekanizmalarla küresel finans araçları üzerinden ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözünü yerine getirmeye adım adım yaklaşıyoruz dedi. Sözü büyüme verilerine getirdi. Tüm dünyada büyüme oranlarının gerilediği, hatta resesyonun konuşulduğu bir dönemde ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinin gerisinde bir hikaye vardır. Elbette bu süreçte aldığımız yaralar da var. Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk. Salgın ve bölgedeki savaşlara karşın Türkiye'nin büyüme ivmesini sürdürdüğüne dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye'nin tüm krizlere karşı dirençli olduğunu söyledi. Salgınla başlayıp savaşta genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılık ve gösterdiğimiz atılımlarla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık. Hep söylediğimiz gibi biz ne yaptığımızı biliyorduk, niçin yaptığımızı biliyorduk, nereye varacağımızı biliyorduk. Avrupa ekonomileri resesyon tehlikesiyle karşı karşıya. Artan enflasyon ve yüksek enerji fiyatları Avrupa'da ekonomilerin durağanlaşması riskini de her geçen gün artırıyor. Dolar karşısında eriyen avro, yüksek enflasyon, üretim durgunluğu, artan enerji fiyatları ve aşağı yönlü büyüme rakamları. Tüm bu faktörler Avrupa'da her geçen gün resesyon ihtimalini artırıyor. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, avrodaki zayıflama ve yüksek enflasyona vurgu yaptı. Avrupa'da durgunluk olasılığının arttığını belirtti. Uzmanlara göre de avro bölgesinin resesyona girme ihtimali yüksek. Ekonomi beklenen ölçüde toparlanamıyor ama öbür taraftan enflasyon devam ediyor. Resesyona girme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Bunu tetikleyen başka bazı şeyler de oldu çünkü. Covid dönemindeki tahribatlar, maliyet enflasyonu, merkez bankalarının faiz artırmak zorunda kalması, ama Avrupa için bir risk daha eklendi. Jeopolitik risk olarak bunu düşünebiliriz. Rusya-Ukrayna çatışması devreye girdi. Uzmanlar, durağanlaşma tehdidinin arttığı bölgede ekonomik sarsıntının sosyal hayat etkilerinin de yıkıcı olacağı görüşünde. Beklenen düzeyde bir büyüme ortaya çıkmaz. Beklenen düzeyde büyüme olmadığı zaman da bu istihdam piyasasını etkiler. İnsanlarda bir işsizlik bir kere artar. İşsizlik arttığı zaman zaten bu enerji krizi nedeniyle bir huzursuzluk var genel olarak Avrupa'da. Bu bir kere sosyal etkileri de küçümsenmeyecek düzeylerde olabilir.
EYT çalışması Aralık ayında meclise gidiyor sevgili seyirciler. Sürece ilişkin ayrıntıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yaptıkları çalışmanın Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Almanya'da temaslarına devam ediyor. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda açıklama yaptı. Yeni bir gelişme yok. EYT ile ilgili çalışmalarımız tamamlandığı zaman onu Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal ettireceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temasları kapsamında Köln kenti yakınlarındaki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Veselin Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bilgin, Almanya ziyaretinde çeşitli topluluklar ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek sorunlarını dinlediklerini, taleplerini aldıklarını belirtti. TOKİ'nin ilk evim, ilk iş yerim projesinde henüz kura tarihleri belli değil. Ancak projeye ilgi büyük. Ödemelerle ilgili merak edilenler de netlik kazanıyor. Hak sahibi olacakları esnek ödeme yöntemleri bekliyor. İşte detaylar. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilecek İlk Evim İlk İşyerim sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül'de başladı. Başvuru sayısı 5 milyona dayandı. İlk etapta 250 bin konut olarak planlanan projede %40 indirimli satışa sunulacak evlerin fiyatları metrekareye ve bulunduğu ile göre değişiyor. Sözleşmeler, projenin inşaat seviyesi yaklaşık %50'ye ulaştığında imzalanacak. Taksit ödemeleri sözleşmeyi takip eden ay başlayacak. Hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak ödemelerle ilgili merak edilenler netlik kazanıyor. Dileyen hak sahipleri konut bedelinin tamamını peşin ödeyebilecek. Hak sahipleri en az %10 olmak şartıyla peşinat tutarını kendi belirleyecek. Proje vatandaş tarafından hayli ilgi gördü. Projenin avantajları da bu ilgiyi artırıyor. Peşinat ödemesi sonrası kalan borç en fazla 240 ay vadeyle ödenecek. Hak sahiplerinin tercihine göre vade süresi kısaltılabilecek. Başvuru yapanlar şimdi heyecanla kurada isimlerinin çıkmasını ve avantajlı konut ve iş yerine sahip olmayı bekliyor. Merakla beklenen konutların ilk görselleri de paylaşıldı. Yatay mimariye uygun konutlarda sosyal donatı ve yeşil planlar ön planda. 81 ile yayılacak ve merakla beklenen konutlara yoğun ilgi var. İlk evin projesi kapsamında yükselecek konutlar heyecanla bekleniyor. Binlerce kişiyi ev sahibi yapacak proje aşama aşama ilerliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hedefi için ilk kazma 25 Ekim'de vurulacak, 17 ilde temeller atılacak. İlk etapta 5000 konut inşa edilecek. Konutlarla ilgili ilk görsellerde kamuoyuyla paylaşıldı. Görsellerde yapıların çevresindeki yeşil alanlar ve sosyal donatılar dikkati çekiyor. Konut projelerinde binalar 4 ila 6 kat arasında olacak. Binalar yerel ve yatay mimariye uygun şekilde inşa edilecek. Dar gelirlilerin hayalini kurduğu ilk 5000 sosyal konut Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta inşa edilecek. Daha önce kiracıydım. Sebep olanlarına Allah razı olsun. Başka bir ev sahibi olmak da mümkün değildi. En güzel de böyle çok güzel de yapmışlar. Yapanlarına ellerine sağlık. Çok memnunuz. İzmir'de 12.400 konutun temeli atılacak. Yapılar ulaşım imkanlarının gözetildiği bölgelere inşa edilecek. Diyarbakır'da ilk konutlar Çermik ilçesinde yapılacak. İlçede 158 konutun temeli atılacak. Projenin ilk temellerinin atılacağı illerden birisi de Diyarbakır olacak. Kentte sosyal konut projesi kapsamında 4800 ev inşa edilecek. Konya'da yapılacak 7655 konuta yapılan başvuru sayısı 120 bini geçti. Erzurum'da ise ilk etapta 2100 konut yapılacak. Sosyal konutlar kent geneline yayılacak. Vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapacak projeye başvurular yoğun ilgi görüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, alınan tedbirlerle kira ve konut fiyatlarının hızla düşmeye başladığını söyledi. İşte kira fiyatlarını düşürüyoruz, konut fiyatlarını düşürüyoruz. Bakın Samsun'da konut ve kira fiyatları düşmeye başladı. Bunlar nasıl düşüyor? Yapılan sosyal konutlarla düşüyor, yapılan kentsel dönüşüm konutlarıyla düşüyor. Ve meclisimizin yapmış olduğu
düzenlemeyle düşüyor. %25 sınırlama koyduk. Dolayısıyla biz bu manada da ihtiyaçlara göre hareket ettik, etmeye devam edeceğiz. Karadeniz'de doğalgaz keşfi sonrası başlayan çalışmalarda bir aşama daha kaydedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gaz sahasında kabloları deniz tabanına düşecek geminin İstanbul Boğazı'na ulaştığını açıkladı. Sahadaki çalışmaların yoğun olarak sürdüğünü belirten Dönmez, inşallah birkaç gün sonra gemiyi Filios'a göndereceğiz dedi. Karadeniz gaz sahasındaki üretimi kontrol edecek olan kablo gemisi İstanbul Boğazı'na geldi. İnşallah birkaç gün sonra o kabloyu denizin tabanına yerleştirecek olan gemiyi Filios'a göndereceğiz. Nasıl diğer boruları çektik, çekmeye devam ediyoruz. Kablo işini de bitireceğiz. Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak Karadeniz gaz sahasındaki proje hızla ilerliyor. Haziran ayında başlayan boru döşeme sürecinden sonra şimdi de üretimi kontrol edecek sistemin kablolarını deniz tabanına döşeyecek gemi İstanbul'a geldi. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez verdi. Karadeniz gaz sahasında kabloları denizin 2200 metre altına döşeyecek olan gemi Sarayburnu limanına geldi. Veri iletişimi denizin altına döşenen bu kablolarla sağlanacak. 2017 yılında inşa edilen Artık isimli gemi 160 metre boyunda, 32 metre eninde. Gemi Filios'a gidecek. Hedef Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgazı en hızlı şekilde vatandaşların kullanımına sunmak. Hummalı bir çalışma var. Şu anda orada karada ve denizde yaklaşık 8 bin insanımız çalışıyor. 30 tane gemi, en az 7-8 tane helikopterle lojistik desteği sağlıyoruz. Dünyanın muhtelif yerlerinden bazı malzemeleri tedarik ediyoruz. Sözleşmeler yapıldı, geliyor. Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürerken karada da gazın işleneceği Filios doğalgaz işleme tesisi yükseliyor. 170 kilometrelik boru hattından ilk üretimin 2023'te başlaması bekleniyor. Üretimin kademeli olarak artması ve günlük 40 milyon metreküp, yıllık 15 milyar metreküp gaz üretimiyle 2027-2028'de en yüksek üretim seviyesine ulaşılması bekleniyor. İptal edilen 2022 KPSS'ye ilişkin süreç devam ediyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, kurulun kendi içinde yaptığı ön incelemenin neticelendiğini ve genel kurulda değerlendirileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de incelemelerini tamamladı. YÖK'ten gelecek bilgiler ışığında nihai raporlar hazırlanacak. Biz bu ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek. Sonra neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek diyebilirim şimdilik. Yani sonuçlandığını ifade etmem mümkün. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, devam eden kamu personel seçme sınavı soruşturmasında son durumu paylaştı. İncelemeler sonucunda hukukçuların ortaya koyduğu görüşlerle genel kurulun gerekli tedbirleri alacağını belirtti. Kurumların itibarını hepimiz muhafaza etmek durumundayız. Kurumlar içerisinde hata yapanlar olursa o hata ile alakalı gerekli işlemler tesis edilir. Ama kurumu yok etmek, yıkmak, dağıtmak bize uygun bir davranış olmaz. 31 Temmuz'da yapılan 2022 KPSS soruların sızdırıldığı iddiası üzerine iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden almış ve Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti. ÖSYM'de başlattıkları incelemeyi tamamlayan Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri rapor hazırlayacak. YÖK'ün ayrıca başlattığı incelemenin sonucu da müfettişlerce değerlendirilecek. Devlet Denetleme Kurulu raporunda ÖSYM'de tespit edilen sıkıntılar ve öneriler yer alacak. Soruların sızdırıldığı tespit edilirse sorumlular Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını sert dille eleştirdi. Muğla'da konuşan Bakan Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise Yunanistan'a destek vermesine tepki gösterdi. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hakkımızı kimseye yedirmeyiz dedi.
ki adaları anlaşmaların hilafına silahlandıran Yunanistan'a karşı anladığı dilden konuşmaya devam edeceğiz. Komşuluk hukukundan nasibini almamış Yunanistan ayağını denk almalıdır. Biz diplomasi alanında bu konuda yapılması gerekenleri yapıyoruz. ABD'li muhataplarımın yüzüne Rum'un Yunan'ın oyuncağı olmayı bırakın dedik. Çünkü ABD, Yunanistan, Türkiye konusunda ve Kıbrıs konusunda dengeyi onların lehine bozmuştur. Lobileri memnun edeceğiz diye Yunan'ın, Rum'un yanında olanlar bizden dostluk beklemesin. Bunlara boyun eğeceğimizi de düşünmesinler. Ege ve Doğu Akdeniz'de hakkımızı, hukukumuzu kimseye biz yedirmeyiz. Herkes bu anlamda da aklını başına alsın, ayağını denk alsın. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütü mensuplarının sığındığı ülkelerden biri olan Yunanistan, FETÖ'ye desteğini bir kez daha gösterdi. Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye çıktı. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı yalanlarını sıraladı. Programa katılan biri eski Dışişleri Bakanı, diğeri milletvekili, iki Yunan konuk da darbeci Bozkurt'a arka çıktı. Türkiye aleyhine ifadeler kullandı. Yunanistan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Fethullahçı terör örgütü mensuplarına kucak açan ülkelerden biri oldu. FETÖ'cü 8 eski asker, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından askeri helikopterle Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulundu. 6 yılda yaklaşık 20 bin FETÖ'cü Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı. Bunlardan 9 bini siyasi sığınma talebinde bulundu. Türkiye'nin darbecilerin iade edilmesi talepleri reddedildi. Atina yönetiminin teröre desteğinin son örneği, firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'un Yunan Devlet Televizyonu'nda yayınlanan bir programda röportaj vermesi oldu. Sürgündeki Türk gazeteci olarak lanse edilen darbeci Bozkurt, Türkiye'de yaklaşan seçimlere de değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Yalanlarını, karalamalarını peş peşe sıraladı. Firari FETÖ'cü, Türkiye'yi sorunların kaynağıymış gibi göstermeye çalıştı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlar Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği bütün büyük problemlerin sadece bir bölümü. Fakat bazen ben gerçekten ABD'li yetkililerin söyleminden endişeliyim. Biri bizi endişelendiriyor, diğerini kınıyoruz. Bundan daha ileriye gitmeliler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Erdoğan'a güçlü şekilde karşı çıkması gerektiğini söyledi. Programa Tsipras hükümeti döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Yorgos Katrungalos'la İktidar Partisi Yeni Demokrasi'nin milletvekili Yorgos Kumouchakos da katıldı. Türkiye aleyhine ifadeler kullanan bu iki isim de darbeci Bozkurt'un sözlerine destek verdi. ABD ve Avrupa Birliği'nin Erdoğan'a karşı gerçek güçlerini göstermesi gerektiğini söyledi. Biri eski, diğeri yeni dönemden bu iki ismin konuşmaları, Atina'nın teröre destek vermekten ve Türkiye'ye yönelik provokatif söylemlerinden vazgeçmediğini ortaya koydu. Efendim MİT, Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ'li teröristlere yönelik önemli bir operasyon düzenledi. Örgütün eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonda biri ölü 19 terörist ele geçirildi. Teröristlerle birlikte çok sayıda mühimmat bulundu. DAEŞ'in sansasyonel eylemler gerçekleştirmek için özel bir hücre yapılanması oluşturduğu tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri harekete geçti. Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında düzenlenen operasyonlarda bir DAEŞ'li öldürüldü, 18 terörist yakalandı. Teröristlerle birlikte çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi. Yakalanan DAEŞ'li hücre üyelerinin itirafları da dikkat çekti. Teröristler, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri üst bölgeleriyle Türk kurumlarına yönelik yoğun olarak keşif faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Ağustos ve Eylül aylarında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf ettiler. Operasyonda 350 kilogram TNT, 20 adet patlamaya hazır EYP ve 14 adet boş EYP düzeneğinin de bulunduğu mühimmat ele geçirildi.
İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı. İsveç basını, İsveç Stratejik Ürünler Müfettişliği'nin Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatının yeniden sağlanacağını bildirdi. Haberi İsveç Devlet Televizyonu duyurdu. Buna göre Türkiye'ye yönelik 2019 yılından beri devam eden ambargo kaldırıldı. İsveç Stratejik Ürünler Müfettişliği, Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatının yeniden sağlanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'ye yeniden ihracat kararının, İsveç'in Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO'ya üyelik başvurusunun doğrudan bir sonucu olduğuna vurgu yapıldı. İsveç ve Finlandiya, 2019 yılında Suriye'de terör örgütü YPG'ye karşı düzenlediği harekatın ardından Türkiye'ye silah ihracatını durdurmuştu. Sevgili seyirciler, Rusya Kırım'ın yasa dışı ilhakından sonra Ukrayna'nın 4 bölgesini daha kendi topraklarına kattığını duyurdu. Kararı açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın artık 4 yeni bölgesi var dedi. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da yaşayanların kendi tercihini yaptığını savundu. Putin konuşmasında Batı'ya yüklendi. Senatörü, Российской Федерации. Bugün Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılımı hakkında belgeler imzalayacağız. Ve bu 4 yeni bölgeyi Rusya Federasyonu'na almaya hazırız. Çünkü bu milyonlarca insanın iradesidir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak ettiğini bu sözlerle duyurdu. Kremlin'de düzenlenen törende Putin, gerekçe olarak Rus yanlısı güçlerin gerçekleştirdiği tek yanlı referandumu gösterdi. İnsanlar kendi tercihini yaptı, Rusya'nın 4 yeni bölgesi oldu dedi. Putin, Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları sözde bölge liderleriyle imzaladı. 2014'te Kırım'ı da yasa dışı ilhak eden Rusya, böylece Ukrayna'nın toplam %20'sini topraklarına katmış oldu. Konuşmasında Kiev yönetimini çatışmaları durdurarak müzakereye çağıran Putin, Batı'ya bir kez daha tepki gösterdi. Nükleer silah tartışmalarına değindi. Dünyada ilk kez nükleer silahı Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya karşı kullandığını hatırlattı. Bu şekilde emsal yarattı, sözlerini kullandı. Batı'nın Rusya'yı zayıflatmaya çalıştığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret ederek bizi yok etmek istiyorlar ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimine göre bizi korkutmaya çalışıyorlar, yıkmaya çalışıyorlar, devletleri yıkıyorlar artık. Arkalarında yıkıntı, terör ve açlık bırakıyorlar. Her şey onlar için önemsiz. Onlar için önemli olan menfaat. Devletlerinin sınırsız olmasını istiyorlar. Rusya'ya karşı hibrit savaşa başlıyorlar. Uluslararası Ödemeler Bankası, Merkez Bankaları dijital para birimine dayanan ilk sınır ötesi ödeme testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. 20 ticari bankanın katıldığı testlerde katılımcı 4 merkez bankası kendi dijital para birimlerini kullandı. Sınır ötesi işlemlerde dijital paraların yaygınlaşmasının uluslararası ticarette doların hakimiyetine alternatif olması bekleniyor. Uluslararası ticarette dijital paraların kullanımında önemli bir eşik aşıldı. Merkez Bankası kontrolünde yapılan ilk pilot uygulama başarıyla tamamlandı. Açıklama Uluslararası Ödemeler Bankası tarafından yapıldı. Banka, merkez bankaları dijital para birimlerine dayalı sınır ötesi ödemeler pilot uygulamasının tamamlandığını duyurdu. Pilot uygulama Çin, Tayland, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri merkez bankaları kontrolünde yapıldı. Katılımcı 20 ticari banka, kurumsal müşterilerin sınır ötesi ödeme işlemlerini gerçekleştirdi. Toplamda 12 milyon dolarlık sınır ötesi ödeme hacmine ulaşıldı. Ayrıca 22 milyon dolarlık forex işlemi de başarıyla gerçekleştirildi. Merkez bankaları dijital para birimleriyle sınır ötesi ticarette yeni bir dönemin açılması bekleniyor. Dijital paralarla uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenli yapılmasının önü açılacak. Merkez bankalarına ait bu paraların yaygınlaşmasının küresel ticarette doların egemenliğine de darbe vuracağı tahmin ediliyor. Başta Çin ve Rusya gibi Batı yaptırımları altında kalan birçok ülke sınır ötesi ticarette dolara alternatif arayışına girmişti. Yakıt tankı bomba gibi patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Artvin'in Hopa ilçesindeki sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Abla, içeri girme, abla gel buraya. Her şey bir anda oldu.
kaynak yapılan tırın yakıt deposu büyük bir gürültüyle patladı. Ortalığı alev ve duman sardı. Patlama, Artvin'in Hopa ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir kaportacıda meydana geldi. Biz dükkanımızda çalışıyorduk. Bir patlama sesi geldi. Dışarı çıktık. Dükkandan alevler falan çıkmaya başladı. Sonra usta geldi. Ustayı söndürmeye falan çalıştık. Patlamada alevlerin arasında kalan işçiler çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı hemen hastaneye kaldırıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılara ilk müdahale Hopa Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Ardından yaralılar Trabzon ve Erzurum'a gönderildi. Patlamanın yol açtığı hasar yangın söndürüldükten sonra ortaya çıktı. Arkamdaki manzara aslında patlamanın şiddetini de yansıtıyor. Yakıt tankı paramparça oldu, dükkan ise kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri savaş alanına dönen iş yerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre patlamanın yakıt deposuna sıçrayan kıvılcım nedeniyle oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İstanbul'da evlerini ilaçladıktan sonra uyuyan bir aile sabah saatlerinde rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden 5 kişilik ailenin 11 yaşındaki çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gece yatmadan önce evlerini ilaçladılar, sabah kalkınca rahatsızlandılar. İstanbul Zeytinburnu'nda iddiaya göre 5 kişilik yabancı uyruklu bir aile böcekten korunmak için gece evlerine ilaç sıktı. Sabah kendilerini kötü hisseden aile fertleri hemen hastaneye gitti. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Ancak ailenin 11 yaşındaki erkek çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. Çocuğun ölümü üzerine polis ekipleri evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da aşırı hız felaketle sonuçlandı. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün kazadan dakikalar önce hız denemesi yaptığı anın görüntüleri ortaya çıktı. İbre 202 kilometreyi gördü ama o yolun sonunu göremedi. Kaza Bursa'da meydana geldi. Gece saatleriydi. Erdi Kuas, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarparak metrelerce sürüklendi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken, çevredekiler kazayla ilgili ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdi Kuas'ın otomobilde sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Erdi Kuas'ın kazadan dakikalar önce Osman Gazi Köprüsü'nde hız denemesi yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medyadan o anları paylaşan Kuas'ın otomobilinin hız kadranının 202 kilometreye kadar çıktığı görülüyor. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Trabzon'un Arsin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Otomobil kontrolden çıktı, 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Feci kazada aynı aileden 4 kişi can verdi. Görüntüler Trabzon'un Arsin ilçesinden. Mehmet Güngörmüş'ün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan anne Emine Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtan baba Mehmet ile çocukları İnayet Ömer ve Yavuz Selim Güngörmüş'ü güçlükle çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hatay'da yaşayan ailenin Trabzon'daki akrabalarını ziyarete gittikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları belirtildi. İstanbul Pendik'te elektrik hattında kısa devre meydana geldi. Kablolar kıvılcımlar çıkararak büyük bir gürültüyle patladı. Elektrik hattı bomba gibi patladı, kıvılcımlar sokağa yayıldı. Araba.
İstanbul Pendik'te bir elektrik direğinde bulunan kablolar kısa devre yaptı. Hatta meydana gelen patlamanın ardından kablolar koptu, yola düştü. Mahalleli tarafından olay yerine itfaiye çağrıldı. Ekiplerin müdahalesiyle hattaki elektrik akımı kesildi, yangın çıkmasının önüne geçildi. Cep telefonu kameralarıyla da görüntülenen patlamalar nedeniyle emniyet birimleri caddeye giriş ve çıkışları bir süreliğine durdurdu. Hattaki kısa devrenin giderilmesinin ardından sokak trafiğe açıldı. İstanbul Ümraniye ve Avcılar'daki iki mağazaya giren hırsızlar yaklaşık 7 milyon lirayı bulan para ve elektronik eşya çaldı. Sultan Gazi'de de bir kişi caminin abdesthanesindeki 17 musluğu yerinden sökerek çaldı. O anlar kameralara da yansıdı. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. Lüks otomobille bir elektronik mağazasının önüne gelen şüpheliler önceden anahtarını kopyaladıkları kepengi kolaylıkla açtı. Maskeli hırsızlar ellerinde çuvallarla içeri girdi, çelik kasadan değeri 6 milyon lirayı bulan cep telefonu ve tablet çaldı. Şikayet üzerine başlatılan çalışmada 9 şüpheli kısa sürede yakalandı. Aramalarda bulunan 270 bin liraya yakın parayla 2 tabanca ve 6 cep telefonuna el kondu. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Benzer bir hırsızlık olayı da Avcılar'da yaşandı. Ayakkabı mağazasının kepengini kıran şüpheli, kasadaki 650 bin lira tutarındaki dövizi alıp kaçtı. Gece saat 3.30 civarlarında gelmişler, dükkana zarar verip maddi manevi zarar yapmışlar. Biz gereğinin yapılmasını, suçların yakalanmasını istiyoruz. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sultan Gazi'de de bir hırsız camiye girdi. Cemaat namazdayken abdesthanedeki muslukları çaldı. 17 musluğu tekmeleyerek yerinden söktüğü o anlar caminin kameralarına yansıdı. İkindi namazına hep beraber cemaatle namaza girdik. Tuvaletleri işleten Ahmet amca da yukarı çıkıyor. Daha sonra namazdan sonra beni aradı. Dedi gelsene aşağı baksana. Bir gittik baktık musluklar yok. Su sesini duyan cami görevlisi abdesthaneye indiğinde suyun aktığını gördü. Olay polise bildirildi. Yani kamera da var ama yine geliyor gözü dönmüş, yani bir şey diyemiyoruz. Satsa 50 lira 100 lira yapmaz o kadar musluk ama harcadığı su var ya, yani çok daha onun üzerinde. Yazık. Kayseri'de aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın çatıya yaptırdığı özel bölmede yakalandı. O anlar polis kameralarıyla kaydedildi. Orada ne işin var senin? Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilere yönelik 23 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bunlardan biri de hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadının saklandığı evdi. Evde arama yapan ekipler kadını çatıya yaptırdığı özel bölmede kıskıvrak yakaladı. Başka bir adreste ise kaçmaya çalışan bir kişi çatıda gözaltına alındı. Operasyonlarda haklarında 4 ayla 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 kişi yakalandı. 81 yaşındaki Bahattin Öztürk 3 gündür kayıptı. Umutlar tükenmek üzereyken istakip köpeği Talan yaşlı adamı buldu. Öztürk bu süre zarfında zor bir arazide çaresizce kurtarılmayı beklemişti. Ağacı tut ya şu. Dalı bırak. Kayalıkların ve ağaç dallarının arasında hayatta kalmaya çalışan adamı günler sonra is köpeği buldu. İyisin değil mi dayı? Kaldırın. Tokat'ın Kapaklı köyünde yaşayan 81 yaşındaki Bahattin Öztürk, çıra kesmeye gidiyorum diyerek evden çıktı, bir daha dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi yardım istedi. AFAD ve jandarma her yeri didik didik aradı. Aramalara katılan is köpeği Talan, 3. gün Bahattin Öztürk'ü köyünün 3 kilometre uzağında buldu. Komutanım, yaklaşık 2,5 kilometre boyunca is takibi köpeğimiz ize düşmüş olup vatandaşımız Bahattin amcayı sağ salim bulduk komutanım. Koyun güttükleri yere öyle gezmiş, orada da 3 gündüz düşmüş kalmış. Evet, asılı kalmış. Ağacı tut ya şu. Dalı bırak. Mehmetçik, yaşlı adamı kurtarırken hayli özenli davrandı. Tamam. Hayır, gözünü kapat gözünü, toz gitmesin. Sonrasında askerler engebeli arazide ambulansa kadar onu sırtında taşıdı. Şu anda da Mehmetçiğin sırtında. Bahattin Öztürk hastaneye kaldırıldı. İyileştikten sonra ailesine kavuşacak. Vallahi babamı bulduk, o kadar mutlu olduk ki.
İstanbul'dan bir markette silah satıldığı ihbarı geldi. Polis hemen o markete gitti ve yazar kasanın altında minik bir cephanelik buldu. Marketin karşısındaki metruk binada da arama yapıldı. Tabancaların satışından önce test edilmesi için çöp kovasıyla yapılmış bir düzenek bulundu. Kovasının içerisine düzenek yerleştirilmişti. Bu düzenek polisleri bile hayrete düşürdü. Burası bir market. Yazar kasanın altı tabanca ve mermi dolu. Silahları satan kişi iddiaya göre market sahibi. Onları test etmek için çöp kovasından bu düzenek bile kurulmuş. Burası İstanbul Eyüp Nişancı Mahallesi. Bir market sahibinin tezgah altında silah sattığı ihbarı üzerine polisler o markete gitti. Silahlar market poşetinin içindeydi. Polis çoğunu buldu ve aramayı sürdürdü. Etrafta arama yapan polisler metruk binanın hemen yanında tam da burada bir çöp kovası gördüler ve o çöp kovasının içerisinde bir düzenek vardı ve bu düzeneği market sahibi yapmıştı. Silah sattığı kişiler silah çalışıp çalışmadığını anlamak için silah çöp kovasının içerisine sokuyor, ateş ediyor, ardından çalıştığını anladıktan sonra market sahibinden silahları satın alıyorlardı. Market sahibinin İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen birçok kişiye silah sattığı ortaya çıktı. Çöp kovasının içerisinde oluşturulan bu düzenek polisleri bile hayrete düşürdü. Silah içine koyup ateş edenler çok fazla ses çıkmadığını düşünüyorlardı ama yine de ses çıkıyordu. O sesler, yani silah sesi, etrafta duyulunca insanlar o market sahibini polise ihbar etti. Bundan silahların yanında 357 adet boş kovan ve 235 mermi çekirdeği ele geçirildi. Market sahibi gözaltına alındı. İstanbul'da bir emlakçı kendisini müşteri gibi tanıtarak kiraladığı 23 evi daha yüksek fiyatlara başkalarına kiraya verdi. Durumu öğrenen bir ev sahibinin şikayeti üzerine gerçek ortaya çıktı. İddiaya göre emlakçı daire sahibinin susması için önce tehdit etti, ardından ortaklık önerdi. Savcılığa giden ev sahibi emlakçıdan şikayetçi oldu. Daireye sürekli başka insanların girmesinden şüphelendiler, ev sahibini durumdan haberdar ettiler. Kontrol etmek için gelen ev sahibi kapıyı çaldığında yabancı uyruklu bir kadınla karşılaştı. Ev sahiplerinin kiralara uyguladığı fahiş fiyatlar dolandırıcıları harekete geçirdi. Her gün farklı bir yönteme başvuran dolandırıcıların yeni yöntemi ise etrafta bulunan evleri ev sahibinden kiraladıktan sonra aynı evi başka kişilere daha yüksek fiyattan kiraya vermek oldu. Evinde farklı insanları gören ev sahibi olayın peşine düştü. Daireyi 1300 liraya kiralayan kişinin emlakçı olduğunu ve evi 4000 liraya dönemsel olarak başkalarına kiraya verdiğini öğrendi. Emlakçının aynı bölgedeki 23 ayrı evi de yine bu yöntemle kiraladığı öğrenildi. Böyle iş yerleri de bu şekilde kiralıyorlar. İş yeri alıp başkasına kiralıyorlar. Ev alıp başkasına kiralıyorlar. Kaç sene evvel bu kiracının kiracısını ortaya çıkardım yani. Böyle o şey, ondan sonra vazgeçtim yani. Kiralamaktan vazgeçtim ben. Var böyle şeyler var yani. İddiaya göre emlakçı bununla da yetinmedi, şikayetçi olmaması için mülk sahibini tehdit etti. Hatta susması karşılığında kazancından pay vermeyi teklif etti. Ev sahibi bunun üzerine savcılığa giderek şikayetçi oldu. Emlakçı hakkında soruşturma başlatıldı. İskoçya'da bir kadın gönül ilişkisi sonlanınca öfkesine yenildi. Eski erkek arkadaşı hakkında sahte hesaplar üzerinden karalayan paylaşımlar yaptı. Bu yüzden yaklaşık 12 milyon lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Sahte sosyal medya hesapları açarak eski arkadaşınız hakkında kötü paylaşımlar yapar mısınız? Kesinlikle benim için, yani benim yapacağım şey değil. Yapmam. Gerek yok o tarz şeyler. Ergen hareketi birazcık. Ayrılık öfkesi astronomik tazminata mahkum olmasına sebep oldu. İskoçya'da bir kadın erkek arkadaşından ayrılınca bu duruma çok öfkelendi. Sahte sosyal medya hesapları açtı. Bu hesaplar üzerinden eski arkadaşı hakkında kötü paylaşımlar yaptı. Ancak bu durumun kendisine pahalıya patlayacağından habersizdi. Bu sizin özelinizdir ve özeliniz olarak kalmalıdır. Olur mu canım? Gidip hesap falan açmam yani. Olmaz bence. Saygı çerçevesi içinde değil. Yapmam. Hiç benlik bir hareket değil. İlişkim bitmişse bitmiştir. Bir daha dönüp bakmam. Ahlaki bulmuyorum ben bu durumu. Mağdur dava açtı. Mahkeme, öfkeli eski arkadaşının 663 bin avro, yani yaklaşık 12 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. Oh, çok iyi olmuş. Ödesin.
Adama da helal hoş olsun. Peki Türkiye'deki kanunlar benzer bir durumun yaşanması halinde ne diyor? Türk hukukunda sosyal medya paylaşımları sebebiyle kişilik hakları zedelenen şahısların suçun mahkemeler tarafından sabit görülmesi şartıyla tazminat talep etme hakları mevcuttur. Biraz aşağılık kompleksine kaçıyor bence, yapmamak lazım. Türk hukukunda ve Türkiye'de doğal olarak bunun çeşitli örneklerini görmekteyiz. Örneğin eşler özellikle ayrılık sürecinde ve ayrılık sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerine karşı hakaret edebiliyorlar. Ülkemizde de bu şekilde açılan birçok tazminat davası mevcuttur. Yapmazdım, sahte hesap açmazdım. Yapılması gereken bir hareket, fake hesap olayı. Doğru değil bence. Şimdi sırada reklamlar var. Reklamların ardından sizi burada bekliyor olacağız efendim. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. TRT 1 yayını birazdan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümüyle devam edecek. Pazartesi günü saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranda tekrar buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu hafta sonları.